Goran danışıyorum Danışıyorum'u sunar. Mevlana Çay, erişilmez kalite. Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir danışıyorum programında daha sizlerle birlikteyiz daha önceki programlarımızda olduğu gibi Avrupa Birliği hukukundan doğan sosyal haklarımız, en temel hakkımız olan eğitim hakkı ve sizlerden gelen her türlü soruyu mümkün olduğunca bilgilendirmeyi ve sizlere bu konuda sormuş olduğunuz sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Her hafta farklı konuklarla sizlerin karşınızdayız. Bu haftaki konumuz esasında programımızın başından beri bu dönem başladığımız programımızın ilk programından itibaren bütün hakları da içine alan temel insan hakları. Anayasal haklarımız olan, temel insan haklarını içeren sosyal haklarımızın da bir alt başlığında ele aldığımız bu temel haklarımız nelerdir? Temel haklarımıza dayanarak biz hukuk süreci içerisinde bir problemle karşılaştığımız ya da bulunduğumuz Avrupa'da Avrupa Birliği'nden doğan haklarımızı bir üst mahkemeye taşıyıp taşıyamayacağımız konularında bugün sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ayrıca şu anda gündemde olan Türkiye'deki anayasa çalışmaları içerisinde de Türkiye'nin İsviçre ve özellikle Alman Anayasası'ndan yapmış olduğu alıntılar bizleri ne kadar ilgilendiriyor? Yurt dışında göçmen olarak bulunan bizleri anayasal haklarımıza dayanarak temel haklarımızı, sosyal haklarımızı nasıl kullanabileceğiz? Bu konuları işleyeceğiz. Uzman konuğumuz, Heidelberg'te hukuk bürosu olan Almanya'nın Heidelberg şehrinde Yılmaz Özdemir Bey. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yılmaz Bey girişimiz şöyleydi, bizim en temel haklarımız. Şimdi evet. sosyal haklarımız, oturumdan eğitime her türlü haklarımız var ama bu temel hakları her ne kadar bilsek de, fakat biz bunun uygulamasında şöyle o temel hakları birkaç tane başlık olarak genelde biliyoruz. Esasında ana hatlarıyla temel haklarımızı sizin ağzınızdan, uzmanın ağzından bir duysak. Teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Şimdi söylediğiniz gibi tabii ki Almanya'da özellikle Avrupa için söylememiz gerekecek demokrasi prensipleri geçerlidir. Demokrasi prensiplerinin bir tane vazgeçilmez prensiplerinden bir tanesi de temel insan haklarıdır. Bunu da daha demin lütfettiğiniz gibi Türkiye'deki anayasa değişikliği yapılmakta. Türkiye'nin de daha çok demokrasiye açılımı, demokraside yol kat etmesi ve ister istemez tabii ki burada da temel insan haklarında daha fazla hak vermesidir. Bu çerçevede bakacak olursak Almanya'da mesela vatandaşlarımızın müvekkillerimizin, Türk halkımızın, milletimizin şöyle sorunları oluyor. İşsizlik ajantalarıyla, emekliyle ya da ki cezai işlemleriyle bu konularda ise ya da ki evlenmek istiyor Türkiye'den eşini getirecek bu konularda ise önemli olan şudur. Vatandaşlar temel insan haklarını Almanya'nın anayasasının özellikle madde 1 ve 19'una kadar 1-19 arasında geçen insan haklarını bilmesini tavsiye ediyoruz, öğrenmesini tavsiye ediyoruz. İnşallah bu program aracılığıyla da bu programın katkısıyla da vatandaşlarımıza birazcık bu e, insan haklarını anlatmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Sevgili seyircilerimize elektronik posta adresimizi de verelim. Bu konuda soruları olabilir veya kendilerinin Hı. temel konuları vardır. Boşanmadan aile birleşimine, oturumdan çocuklarla ilgili konuya evet. kadar. Bunları anayasal çerçeve içerisinde ona da dayandırarak mümkün olduğunca e, ana başlıklara bilgilendirmeye çalışalım. Sevgili seyirciler programımız çerçevesinde bugün anayasal temel haklarımızı ele alacağız. Ancak bu haklar çerçevesinde doğaldır ki biz göçmenleri yakinen ilgilendiren bir de yabancılar hukuku. Yani yabancılar hukukundan doğan haklarımız var. Esasında eşit haklara sahibiz ama bu hakları ne derece kullanacağız? Tanışıyorum et samanyolu tv.eu adresine yazarsanız programımız esasında sizlerin sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Elektronik posta adresimiz tekrar ediyorum. Danisiyorum et samanyolu tv.eu Şimdi bu temel haklarımız dedik. Fakat bir başlık olarak en önemli ilk 10 15 kadar hakkımız. On, on, ilk yani onların başlıklarının şöyle bir seyircilerimizin de bir fikir oluşması tabii, bakımından. E, madde 1'i ele alalım efendim. Madde 1 ile başlayacak olursak madde 1 insan onuru, insan hakları, temel haklar bağlılığı. Almanca yani gazetelerde de bazen yazdığı gibi insanların okuduğu gibi dimension würde yani insanın onuru. Burada özellikle insan onurunu üç fıkraya bölmüş yasa ve birinci fıkrasında insanı anlatmakta. insanı ve insanın değerini. Bu arada insanın ve insanın değerinin terminolojisi yapılmamış. Bu açık bırakılmış. Çünkü insan çok dünyayı ve gezegenlere baktığımızda en önemli varlık olduğunu zaten görmekteyiz. Bu varlığın bilincinde Alman Anayasası bu varlığa belirli bir terminoloji yani belirli bir çerçeve çizmemiş. Yani bunun çerçevesi boyutsuz olsun demiş. Ve e, bundan yola çıkarak insanların haklarının da aslında boyutsuz olması gerekir. O zaman başkalarının hakkını e, zedelenmediği müddetçe. Şöyle diyebilir miyiz? İlk madde insan hakkı. İnsan, i̇nsan hakkı. Temel insan. insan, insan. Evet. zaten malzememiz o. Dolayısıyla biz de bir göçmen olarak insanız ortak paydamız. Evet, evet. Fakat görüyoruz ki bulunduğumuz Avrupa ülkesinde en çok insanımızın bulunduğu Almanya'da özellikle. Biz yıllardır burada olmamıza rağmen ki bir 50 yıldır buradayız. Hala bir takım sosyal haklarda oturumdan tutun da evet. aile birleşmesine kadar insan onuru, temel haklar bağlılığı olmasına rağmen, insan hakları içerisinde olmasına rağmen alamıyoruz. Dolayısıyla biz sizden öncelikle şunları bir rica edebilir miyiz? Ana başlıklarla mesela kişilerin işte gelişme hakkı, yaşam hakkı evet, neyse o madde, başlıkları bir madde e, alsak. Ikiye, evet Süleyman Bey, madde 2'ye geçecek olursak, kişilerin gelişme hakkı, yaşama hakkı, Almanca frei entfaltung der Persönlichkeit. E, madde 3, e, kanunlar önünde eşitlik, gleichverdiengesetz. E, inanç özgürlüğü, madde 4, çok önemli biliyorsunuz, religionsfreiheit. Madde 5, düşünce özgürlüğü, meinungsfreiheit. Madde 6 da çok önemli. Sosyal hayatta bizi her gün ilgilendiren evlilik kurma hakkı, aile e, aile hakkı, çocukların e, hakları. Tabii özellikle Avrupa'da aile birleşimi konusu Aile birleşimi, birleşimi de onun isim. içerisinde. Evet. Türkleri özellikle Türkleri çok ilgilendiren bir alan. Madde 7 eğitim hakkı. Bu da çok önemli. Yani gençlerin, çocukların okumasının şartlılığı. Genel eğitim sistemi de onların sistemini. da dahil olması. Onlar da onun içerisinde. Madde 8 toplanma ve e, yürüyüş hakkı. Bu da çok önemli. Madde 8 ile madde 9, 9 dernekleşme, kurumsallık hakkı bunlar yani cemaatleşme şeklinde anlatılmakta. Bu Avrupa'da açılan dernekler de buna dahil değil Avrupa, mi? Avrupa Avrupa'da açılan özellikle bizim eğer ki DITİP camilerimizi ele alacak olursa ya da ki diğer camileri bunların hiçbirisi e, ibadet, tapınak olarak sinagog gibi ya da ki, kilise gibi geçmez. Bunlar e, dernek olarak geçmektedir Topluma maalesef. Topluma faydalı dernek statüsü. Topluma faydalı kültürel, dini boyutta bir dernektir bunların hepsine baktığınızda. Madde onu alacak olursak serbest yerleşim hakkı, mes 12 madde madde 12 de çok önemli, 12'yi söyleyelim sonra 12'ye ben geçmek istiyorum. Serbest meslek edinme özgürlüğü yani mesleğini serbest bir şekilde seçme ve o mesleğini ileride icra edebilme. Bu madde, da çalışmayla bağlantılı ki önemli. Evet, bu madde 11 ise. Serbest yerleşim hakkı ve özür dilerim madde onu söylemek istemiştim ben, mektupların dokunulmazlığı. Yani bu da bir sırdır. Sizin mektubunuzu başka birisinin okumaması gerekir. Komşunuz özellikle, meraklı komşular olabilir. Temel haklar içerisinde. Bu da temel haklar içerisine alınan e, paragraflardan bir tanesidir. E, kodu, e, konut edinme hakkı var, Mülkiyet hakkı var ve e, vatandaşlıktan çıkma ve iltica hakları da var. Bunlar en temel haklarımız bir de, oluyor. Bir de madde 13 de önemlidir. O da çok önemli. hiç kimsenin evine o istemediği müddetçe giremezsiniz. Yani bu haniye haniye e, e, insanın hakkına alma, izinini almadan hakkına tecavüz oluyor. Hakkına tecavüz oluyor. Bu devlet memuru da olsa geçerli mi? Yani arama yetkisi gibi kanunen çıkarılmış özel bir durum olmama. Orada da özel bir durumlarda, istisna durumlarda tabii ki mahkemelerden e, özel Gel izin çıkarmış. çıkartıldıysa bu da olabilir. Şimdi Yılmaz Bey bu temel hakları belki zaman zaman basından okuyoruz, zaman zaman televizyonlarımızdan, seyircilerimiz bakımından bakacak olursak seyrediyoruz. Bu hakları hep duyduk. Fakat evet, evet. gördük ki Alman anayasasında, Avrupa'daki anayasanında, şu anda Türkiye'de de gerçekleştirmeye çalışılan eski anayasanın üzerine bina edilen yeni anayasa dahil neler var? İnanç özgürlüğünden evliliğe, evet. eğitimden konut edilmeye bunlar bizim temel haklarımız. Ama görüyoruz ki Almanya'da bu haklar eşit olarak değerlendirilmiyor. Siz dediniz ki programın başında. Yani bu yasa, anayasa ile birlikte insan, birinci madde insan, insan ele alınmış. Ben bu meyanda şöyle bir şey sorsam size. Madem temel insan hakları, e, bu kullandığımız haklar, Alman anayasasının ki genel anlamda Avrupa'daki anayasaya soracak olursak, dini haklarla benzerliği var mı, niye soruyorum? Biraz önce dediniz ki, mesela dernek, Ditip Camisi gibi derneklerimiz evet. esasında kültürel anlamda topluma evet. faydalı, insanın inanç özgürlüğü var. Şu anda mesela bir ezanını okuyamaması, veya bir ibadethanesini bazı yerlerde ibadet camisini açamaması e bunlar da bir haksızlığa giren veya oradaki haklarınızı savunamamaya giren şeyler. Ne yapmak lazım? Yani dini benzerlikleri var mı o zaman Alman anayasasıyla? Açıkçası mesela İslam biz şu anda göçmeniz ve çoğunluğumuz Müslüman kökenliyiz. İslam'ız. Evet. İslam dinine mensubuz. Evet. İslam diniyle hukukun çünkü hukuk ayrı İslam din olarak ayrı bir prosedür evet. içerisinde. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz Süleyman Bey. Zaten bunu okuduğumuzda daha demin de bizim söylediğimiz maddelere baktığımızda bunun bizim İslam dinimizde benzerliği zaten ortada. Çünkü tutun da işte insanın değerinden, insanın özgürlüğüne, insanların eşit olmasına, dinin özgür bir şekilde, ibadetin bir özgür bir şekilde insanların huzura ermesi için e, ibadetini yapabilmesinden tutunda. da işte e, vicdan özgürlüğü bunların hepsi zaten baktığınızda bizim güzel dinimiz İslam'ın zaten çerçevesinde de görüyorsunuz. Bir de özellikle e, bu benim dikkatimi zaten çekiyor yıllardır zaten üniversiteye başladık başlayalım. Almanya'nın Alman anayasasının zaten girişinde de özel bir preambel denilen bir paragraf var. Anayasanın giriş maddesi. Anayasanın Nedir o giriş? Bu giriş ise bütün Almanya'daki yapılan ve yapılacak olan tüm maddelerin üzerinde bir paragraftır ve burada şöyle tercüme etmek gerekirse devletin yapacağı kanunların tanrının yani Hristiyanlık dinine ele alacak olursak tanrının yapmış olduğu kurallar çerçevesinde olabilir. Tanrının yapmış olduğu kuralları aşamaz diye bir preambel girişi var. Oradaki anayasanın. ifade tanrı, yani got olarak mı geçiyor? Got olarak geçiyor efendim. Birinci giriş Almanya Anayasası'nın girişi. Almanya'da e, Alman Anayasası'nın ve bu Alman Anayasası Grundgesetz denilen bütün Almanya'da yapılan ve yapılacak olan kanunların üzeri, üzerinde mesela şurada şimdi daha demin biz e, neyi aldık efendim? İşte madde 12'yi aldık. Yani insan bir meslek edinebilir, o mesleğini icra edebilir. Edemezse ne olur? İş hukuku çıkar. Ne yapmış parlamento? Bir iş hukukunu çıkartmış. İş hukukunun çatısı nerede? İş hukukunun çatısı buradaki mesleğini icra edebilme insan temel hakkı olarak verilmiş. O insan te, insan temel hakkının bir üzerinde de Preambel denilen o fıkra, o paragraf geçmektedir. Öyle ki Almanca eğer onu okuyabilirsem, im bewusstsein seiner Verantwortung Gott und den Menschen. Yani kanun yapana sesleniyor burada. Kanun yapana diyor ki bu paragraf, kanunları çıkarttığınızda, yani Tanrı'yı ve Tanrı'nın koymuş olduğu kuralları sakın unutmayın. Peki şu var ama o zaman, şimdi diyelim ki Türk Anayasası biz İsviçre Anayasası'nı kullanıyoruz şu anda halihazırda. Evet. Ama şu anda Venedik Avrupa Birliği çerçevesinde işte atıf ediliyor ve yeni anayasada düzenlenirken. Dolayısıyla burada bir dini içerik söz konusu oluyor. Şimdi biz sosyal haklarımızı elde edeceğiz derken anayasaya, temel başlangıç yasaya başvurduğumuz zaman karşımıza çıkan bu tabloda biraz farklı bir durum arz ediyor. Yani konumuz bir tartışma programı değil evet, ama değil şu var. Anayasal hak benim dini inancımla çakışmaması gerekiyor. Evet kanun onu söylüyor. Peki diğer bu bütün bulunduğumuz ülkedeki Almanlara, Fransa'ya, Belçika'ya o ülkenin haklarına verilirken normal göçmenlere yabancı da verilmesi gerekmiyor mu o zaman? Tabii. Şimdi bu burada da özellikle madde 3'ü aldığımızda diyor ki tüm insanlar kanun önünde eşittir. Burada tüm Almanlar ya da tüm Avrupalılar diye geçmemekte. Tüm insanlar kanun önünde. İnsan ortak payda. İnsan. Onun için burada insan dediğimizde Türk de bir Arnavut da, bir başka buraya yerleşmiş bir e, aile de Almanlar kadar bu kanun önünde eşittir. Ama maalesef uygulanmaya gelince mesela bir yabancılar yasası yapılmış. O yabancılar yasası da işte bu insanların özgürlüğünü kısıtlamakta Sınırlıyor. Sınırlıyor. Bu Türkiye için de geçerli o zaman. Türkiye için de geçerli. Neden? Çünkü Türkiye'nin de bugün kullanmış olduğu e, özellikle sivil yasa, İsviçre'den ve Avrupa'dan alınmıştır. Hı hı. Yani kendileri Türkiye'de zamanında kendileri oturup da düşünüp de yapmamış. Nereden? Avrupa'dan kopyalanmış olduğu için. Aynı vaziyette bir Vatandaşlarımızın sosyal haklarını istemede yani konut, çocuk parasından ev parasına, ikamet, oturma izninden ya biz bir cami açmak istiyoruz müsaadesine kadar evet. her şey insan olarak baktığım hiç kimse hukukçu değil. Evet. Ok olan alanda görev yapmamış normal vatandaş gözüyle baktığın zaman yahu kardeşim ben bu dini vazifemi yapmam lazım. Benim dinim bunu yap demiş. Çocuk demiş, aile demiş, aileyi koru demiş, oku demiş. Dolayısıyla bunlarla yani dini kültürüyle hukuk bir araya geliyor. Evet. Fakat laiklik içerisinde bu ayrılma durumuna gelince de ülke o zaman sosyal haklarını vermiyor. Tabii. Yabancıya o zaman eşit muamele olmuyor. İşte, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu ...durumlar, daha demin arz ettiğiniz durumlar maalesef çok çok var. Bu durumda da tabii ki çoğu hukukçular, benim kendim de hukukçuyum... ...biz mahkemeye gittiğimizde bazen bu anayasayı unutuyoruz. Elimizdeki aşağıdaki mevcut olan nedir? İşte yabancılar yasası ya da daha demin söylediğiniz yasalar... ...işte emekli olsun ya da sosyal davalar olsun. Biz bunları değerlendiriyoruz. Bunların acaba Türklere ne hak verdiğine bakıyoruz. Halbuki o kanunların üstünde olan anayasayla mahkemeye gidilse daha farklı şeyler çıkacak ortaya. Ee, o kanunlar denecek ki orada işte efendim işte bir Türkiye, efendim Türkiye'den evlenmiş, eşini getiremiyor. Ee, bir Alman Tayland'dan evlenince eşini getirebiliyor. Ondan dil kursu istenmemekte. Bak bu da çok önemli. Evet. Çünkü o kanunun önünde ya da ki anayasadan hakkını kullanabiliyor. Anayasadaki hakkını kullanıyor. Ben ailemi madde 6'yı dedik ya. Artikel 6. Evet. Artikel 6'dan evet. o hakkını kullanabiliyor ama bir Türk o hakkını kullanamıyor. Evet, Ailesini Türkiye'den getiremiyor. Evet evlilik kurma hakkı, aile, çocuklar. Şimdi bu hakka göre ben ailemi kuracağım ve ailemi kurmak istediğim zaman hemen karşımıza şu çıkıyor. Evet. Alman vatandaşıysan şu muameleyi göreceksin. Evet. Türksen bu muameleyi göreceksin. Evet ve, ve burada madde 3, e, madde 3 zedelenmiş bir vaziyette. Kanunlar önünde eşit değiliz. Eşit değil. Peki o zaman insanlar biliyoruz ki bugüne kadar mesela en son işte vizeyle ilgili soysal kararında evet. Türk şoförlerinin e, haksızlığına uğradıkları haksızlığın sonucunda dava kazanıldı. Vizesiz seyahat. Ama hala Almanya bize bu vizesiz seyahati vermiyor. Evet. Türkiye'den gelecek gelinler, damatlar hala dil öğrenmek için bekliyor. Karşımıza şu abla çıkıyor. Ben evlilik kurma hakkım var. Aile çocuk ve bu anayasada verilmiş. O zaman anayasaya atfen dava açabilir miyim? Tabii. Hiç böyle dava açılmış mı? Siz böyle bir şey yaptınız mı? Şimdi e, biz böyle bir şey daha başlatmadık. Çünkü müvekkillerimiz ya da insanlar bazen kendilerine de güvenmiyor bu konuda. İşte anayasa mahkemesine gideceğim. Kaç ay sürecek? Kaç yıl sürecek gibi. Biz her zaman söylüyoruz. Cesaretlensinler lütfen cesaretlerini toplasınlar ve muhakkak anayasayla ile ilgili davalarını açsınlar. Bir örnek vermek istiyorum. Bundan birkaç yıl önce işte Kurban Bayramında kesilirken kurbanların şoklanarak kesilmesi istenmişti. Böyle bir de yasa evet. çıkmıştı. Evet. Ve bu yasayı bir kasap mesleği olan bir Türk vatandaşımız, evet üst en üst mahkemelere götürdü ve madde 4 şurada artikel fiya yani o glaubens inanç fray, özgürlüğüne dayanarak, inanç özgürlüğüne dayanarak onu kazandı. Bakın burası önemli sevgili seyirciler biz şu ana kadar danışıyorum programında ifade ettiğimiz sosyal haklarınızda bir problem çıktığı zaman en temel güvenceleriniz sosyal güvence avukatınız kanalıyla mesela vize de bunun içerisinde oturum hakkınız ne yapıyordunuz? Avrupa Adalet Divanı'na kadar götürülüyordu. Ama bugün öğrendik ki en temel haklarımız ki Almanya'da geçen sene geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Rüstem Altın Küpe şoksuz kesim ben inancıma göre kurbanımı kurbanımı kesmek istiyorum deyip ama bunu neye göre aldığını tam belki bilemedik fark edemedik. Avukatımız Yılmaz Bey dedi ki temel anayasanın inanç özgürlüğü dördüncü maddesine göre biz bunu Evet. Dava ettik evet. ve inanç özgürlüğü çerçevesinde aldık. Peki mesela burada diyor ki konut edinme hakkı belirli bir süreyi sağladıktan sonra yani normalde belki gelir gelmez belki eşit olmak gerekir ama hem Türkiye'de de bu eşit değil hem Avrupa'da da eşit değil. Bir takım şartları sağladınız oturumunuz çalışmanız. Hadi diyelim süresiz oturumunuz var. Ondan sonra bir konut edinme hakkı elde ettiğiniz zaman edebilmeniz lazım. Ama hala konut almada da problem çıkabiliyor. Konut almada da halen problem çıkıyor. Bakın orada o çok önemli bir madde. E, devletten kredi alma hakkınız doğuyor. Sosyal amptan ve işsizlik ajansından para dahi alsanız devletin bazı belirlemiş olduğu sosyal evler var. Bu eskiden de kooperatif diyordu Türkler kendi aralarında buna. Bu evleri alma hakkı var. Bir örnek veriyorum. Siz eğer işsizseniz e, işsizlik ajantasından belirli bir para almaktasınız. Arbeit Geld 2, işsizlik parası 2 ya da Hartz diğer adıyla. Ve paralelinde eyaletler, eyalet makamlarından, landrasantlardan bir de ev yardımı almaktasınız. Ve burada şöyle bir hakta olmakta. Almanlara özellikle deniliyor ki ya işte sen gitme kirada oturma biz zaten bir 250-300 euro sana kira parası ödeyeceğiz. Sen en iyisi bir ucuz bir 45-50 bin 60 bin euroluk bir ev al. Bizim ödeyeceğimiz 250-300 euroyu krediye ödeyelim de senin kredin bitsin, sen de bir ev sahibi ol. Ama yabancı gittiğinde senin yabancı şunları gittiğinde şunları böyle sağlamadın. bir böyle bir hakkın olmadığı söyleniliyor. O zaman eşit değiliz. Kanunlar önünde eşit değiliz. Madde 3 ve e, konut edinme hakkım yok demektir. Madde 11. Orada da yine hakkı şöyle alacaktır vatandaş. İlk ee, ilk önce bir başvuruda bulunacaktır. lehin aleyhine bir karar gelecek olursa mahkemeye gidecektir. Peki, e mahkemeye gittiğinde de anayasayla gidecektir. Anayasa haklarından gidecektir. Çok güzel. Şimdi e, biz genelde Avrupa'da şu anda insanımız yani Anadolu'dan gelen insanımızın çoğu Müslüman kökenli. Bizim e, gördük ki Alman anayasasında temel hak yani dediniz Got Preamble ifadesi evet. kullanılmış. Bu anayasanın yapımı o zaman e, yani temel olarak baz neyi almışlar? Şimdi e, Süleyman Bey ben ben kendim ben de kendi şahsi e, açıdan baktığımda şunu görüyorum ki bizim güzel Kur'an-ı Kerimimizle çok bazı yani %99 diyebilirim yani eşit anlamda geliyor bana. İnsanın değerinin olması, insanların eşit olması. özellikle burada kadınlara da hak verilmiş ki bizim güzel Kur'anımızda da kadınlara hak veriliyor. Yalnız burada şimdi seyircilerimiz belki bir atlama ben hatırlatmak için söylemek istiyorum. Şimdi Alman Anayasası Kur'an-ı Kerim'den alınmadığına göre Hayır. o zaman Alman Anayasasının dayandığı nokta İncil mi oluyor? Evet. Kendi kendi şimdi burada preambeline de biz baktığımızda Almanlar 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu e, bu temel insan haklarını ve anayasayı düzenlerken burada İncil'den yola çıkılmış. Ve İncil'in içerisindeki geçen bazı işte insanın değeridir e, ya da ki din özgürlüğü gibi bunların hepsi onun içerisinden alınarak anayasaya yerleştirilir. Yani şöyle. O preampel denilen anayasanın giriş bölümünde biraz önce okuduğunuz gibi Evet. Tanrının yani tabi onlar God ifade ediyorlar da onlar biz olarak. Allah diyor. olarak evet. bir yaratıcı, evet. bir tanrı, bir evet. yaratıcı olarak ifade ettiğimiz zaman Allah'ın ifadelerine, Cenab-ı Hakk'ın buyurduklarına ters düşemez. Evet. O zaman şu oluyor. Avrupa Birliği'nin yani Şimdi Hristiyan Birliği demek doğru oluyor o zaman. Yani sosyal hakların alınmamasında şu tablo çıkıyor karşımıza. Biz sosyal haklarımızı ben eğer bir Avrupa Birliği vatandaşı değilsem o zaman ben haklarımı eşit kullanamıyorum. Çünkü ben Avrupa Birliği vatandaşı olduğum zaman biliyorum ki o ülkenin Hristiyan değerleri anayasasının içindeki değerler. Şimdi peki bizim anayasamız tutsa oraya got yazsa kıyamet kopar yazılamaz. Yani evet. Allah çünkü layıklığa ters bir durum. Evet. Peki şu andaki yeni yapılan anayasa siz hukukçu olarak... Bakabildiğiniz ölçüde yeni yapılan anayasayın yani biraz kıyamet kopuyor Türkiye'de de bizim konumuzun belki dışında ama şu var evet. temel haklarımız anayasaya dayanarak veriliyor. Anayasanın içerisinde şu anda bu sıkıntı acaba biz Avrupa anayasasına bağlantı yaparsak işin içerisine inanç dini değerler giriyor bir böyle bir friz mi acaba böyle bir? Evet ee, güzel değerlendiriyorsunuz Süleyman Bey ben de katılıyorum size. O zaman şöyle yapalım. Evet rejiden e, uyardılar evet. bu girişimizi. Reklamlardan sonra devam edelim. Evet. Seyircilerimizden evet. biraz da hem onlardan gelen soruları cevaplamış oluruz. Sevgili seyirciler, temel haklarımız konusu çerçevesinde, sosyal haklarımızı her türlü konusunda sorabilirsiniz. Bakalım anayasaya dayanarak size nasıl bir çözüm önereceğiz. Danışıyorum, danışıyorum et. SamanyoluTV.eu adresine elektronik postalarınızı bekliyoruz. Reklamlardan sonra buluşma ümidiyle efendim. Goran sunduğu Danışıyorum, reklamlardan sonra devam edecek.